Merhaba sevgili dostlarım. Bugün yine yeni bir videoyla karşınızdayım. Artık sonbaharı bitirmek üzereyiz, kışa yaklaşmak üzereyiz. Varol'la ilgili gelecek sezonun kolonilerini hazırlamak için varol'la ilgili muhakkak çalışmalar yapmak zorundayız. Bu dönemde en uygun olan benim kullandığım formik asit uygulaması. Şöyle bahsetmek istiyorum. Formik asit görüldüğü gibi şeffaf, renksiz, uçucu ve zayıf bir organik asittir. Kullanılmasında buharlaşma özelliğinden faydalanarak kullanılır. Hava sıcaklığı en uygun dönemleri 15 ile 25 derece arasında olduğunda başarılı sonuçlar vermektedir. Uygulama döneminde dikkat etmemiz gereken en büyük hususlardan bir tanesi kovanın altının açık olması gerekiyor ve uçuş deliklerinin muhakkak havalandırması olması gerekiyor. Benim uygulama yaptığım aparat bu şekilde üstten çıtalar arasına koyarak bu aparatı içine formik asit koyarak buharlaştırmış oluyoruz. Ve uygulama bu yöntemde basit bir uygulama olmuş oluyor. Başka uygulamalar da var. Polen çekmecisine konularak beze emdirilen formik asitin konularak uygulama yapılabiliyor. Kısma poşet içine ve gene formik asit emdirilerek kilitli poşetlerin içine konularak da verilebiliyor. Genelde kovanda yavrunun nispeten az olduğu erken ilkbahar veya geç sonbaharda hava sıcaklığının uygun olduğu günlerde kullanılması tavsiye edilmiştir. Düşük hava sıcaklığında buharlaşma az olacağından etkinliği az. Yüksek sıcaklıklarda ise buharlaşma fazla olacağından kolonilerde arı ölümlerinin ve ana arı kayıplarına neden olabilir. Formik asit, bildiğin hususta formik asit balda doğal olarak bulunmasına rağmen kalite problemleri meydana gelmemesi için bal hasatından muhakkak 6-8 hafta önce uygulamayı bitirmiş olmak gerekir. Formik asit yapılan araştırmalarda, yapılan laboratuvar ortamlarında 14 günü aşan bir tedavi sonucunda parazitler %95'e varan oranda öldürebilmektedir. Yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Çerçevelerde kapalı yavru bulunduğu durumlarda da kapalı yavru gözlerde bazı varoların öldüğü de gözlemlenmiştir. Tabi bunu biz gözlemleyemiyoruz. Bunu laboratuvar ortamlarında gözlemliyorlar. Şimdi isterseniz yapılma uygulama şeklinde anlatıp ondan sonra uygulamaya geçelim. Yapmış olduğumuz işlem 4 gün ara ile 10'ar cc'den toplamda 40 cc olacak şekilde uygulama yapıyoruz. Yani bunu uygulamaya devam ettirmek istersek 3 gün ara verip tekrar 4'er gün ara ile 10'ar cc'den 40 cc'ye tamamlayıp formik asit uygulamasını yapmış oluyoruz. Bazı hocalarımız 5 gün ara ile 15'er cc'den 4 gün arayla da bildiriyor. Kimisi %85'lik formik asit kullanın diyor. Kimisi %65'lik formik asit kullanın diyor. Ben genellikle %85'lik kullanıyorum. Bu şekilde uygulama yapıyorum ve tabii ilk uygulamaları yaparken muhakkak kovanızın bir tanesini deney test kovanı olarak seçmenizi tavsiye ederim. Çünkü her asitin içeriğini bilemediğimizden dolayı size zarar verebilir, arılarınızı verebilir. O yüzden bir tanesini kontrollü olarak yapmanızda fayda var. Arkadaşlar bir diğer hususta formik asit uçucu bir asit ve yakıcı bir asit olduğundan dolayı insanın vücuduna temas ettiği zaman yakar veyahut da aynı klorak gibi insan elbisesine değdiği zaman deliyor ve deriye değdiği zaman da deriyi yakıyor arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Kesinlikle solumayalım. İşte bu formik asit mi değil mi diye muhakkak soluma yapmayın arkadaşlar. Ve kovanlara uygulama yaparken uzaktan yapmaya tavsiye ederim. Şu şekilde muhakkak asit dayanıklı eldiven olması gerekiyor. Bir tane gaz maskeniz olması gerekiyor. Maskeniz olduğu takdirde bir nevi koruma sağlar. Ve biraz da uzaktan nefes alarak yaparsanız her zaman faydasını görürsünüz. Buyurun hep beraber uygulamaya geçebiliriz arkadaşlar. %85'lik formik asit kullanıyorum ben. %65'lik de olabilir. Arıların durumuna göre veyahut da tepkilemelerine göre. Üstten formik asit uygulama aparatıyla uygulama yapıyorum. Şöyle göstereyim. Bu çok kuvvetli bir kovarım değil. Buna denk geldi. Şuna aparatlar. Formik asit uygulama aparatımızı şöyle iki çıtanın arasına yerleştiriyorum. Bunlar 10'ar cc'lik. Şöyle hafiften
koyuyorum arkadaşlar. Formik asit uygularken dikkat etmemiz gereken husus, muhakkak eldiven olması lazım. Asit dayanıklı eldiven ve maskemiz olması lazım. Ben çekim yaptığımdan dolayı, ses gitmeyeceğinden dolayı maskeyi takmadım. Diğer uygulamamda maskeyi takacağım. Mümkün olduğu kadar solumayın arkadaşlar. Çünkü tehlikeli bir asit, yakan bir asit. Aynı zamanda organik bir asit. Şöyle şırıngamla 10 cc olarak vereceğim. Bunu 4 gün arayla beş sefer tekrar alacağız arkadaşlar. Şu birincisi. Şu da ikincisi arkadaşlar. Zaten şu anda 10 cc aldı. Şey zaten genelde formik asit uygulama partlarda 10'ar cc gibi alıyor. Yani bu şekilde dediğim gibi arkadaşlar şu anda zaten arılan tepkimesini görüyorsunuz. Sevmediler kokuyu. Bunu buharlaştırıp atacaklar. Buharlaştırıp atarken de varavaların solunum yollarını tahriş edip tutunma organlarını zarar vererek varavanın yere düşüp ölmesini sağlayacak. Bu şekilde arkadaşlar dediğim gibi 4 gün arayla 10'ar cc'den 5 sefer veriyoruz arkadaşlar. Bal akımından bir ay önce ye kadar verebiliriz. Organik asitler sınıfındadır. Zaten organik aracılıkla da kullanılması yönünde izinler mevcuttur. O yüzden muhakkak formik asit uyguluyoruz. Bir de bir ayrı şeyde önemli etken 20 derece 25 derece civarlarında uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. Arıların öğleden sonra arıların kovanda çok olduğu saatlerde uygularsak daha da faydalı olacaktır. Zaten bunu birkaç güne propolisle kapatmaya başlayacak. Çünkü kokudan rahatsız olacak. Bu da bu şekilde arkadaşlar. Aklıma gelen bunlar. Eğer takıldığınız bir konu varsa arıyı çok açık bırakmak istemiyorum. Formik asit işlem görsün diye. Aklınıza takılan bir sorular olursa altta yorumlarda ben ve beni takip eden arkadaşlar gerekli yardımlarımız olacaktır size. Bir sonraki videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.